Ve sağlıklı yaşama hoş geldiniz. Bugün herbalist İbrahim Göktekin ile beraber olacağız. Kalp damar rahatsızlıklarının bitkilerle tedavisi mümkün müdür? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun iyi. Sizi sormalısınız. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kalp damar rahatsızlıklarında hangi bitkiler kullanılıyor? Bitkilerle tedavisi mümkün mü? Evet tabii ki. Kalp damar rahatsızlığı ile ilgili çalışmalar Avrupa'da neredeyse yani bitkilerle ilgili çalışmalar 200 yıldır. Yani bitkilerin aslında klinik araştırmalar 200 yıldır var. Bitkilerle ilgili tedavi, bitkilerle tedavi insanlık tarihi kadar eski. Ta peygamberler yani 5000-6000 yıllık eski tarihe dayanır. Evet. İnsanlık var olduğu günden bugüne kadar şifalı bitkilerle tedavi olmuş. Kimyasal ilaçlar aslında yeni. Kimyasal ilaçların tarihi nedir? 100 yıl. 100 yıldır insanlar kimyasal ilaç kullanıyordu. 100 yıl önce insanlar ne kullanıyordu? Bitki kullanıyordu. Benim rahmetli annem arka bahçemiz vardı. Çeşit çeşit şifalı bitkileri yetiştirirdi. Köyden hastalananlar üşütme, grip, nezlesi vesaire olan gelirdi. O çeşitli bitkileri karıştırır, bir harman yapar, verirdi. Çayını iç, şöyle kullan, böyle kullan. 2-3 gün sonra bazısı süt, bazısı yumurta getirirdi. Teşekkür ederlerdi. Herkes memnundu. Sonra kimya çıktı. Kimya çıktı da ne oldu? Ben de Almanya'da kimya okuduğum için yıllarca kimyayı çok iyi bilirim. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaçlar kullandıkça insanlar aa iyiymiş dediler, bitki bıraktılar. Hurra, bütün insanlar kimyaya başladı. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullandıkça bağırsak florası bozulur. Bağırsak florası nedir? Bağırsaklarda her insanın 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bu bakterinin %99'u faydalı bakteri. Faydalı bakteriler B2, B3, B6, B12 K vitamini üretir. Evet. İlaç kullandığınız zaman faydalı bakteriler yok olur. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar ne yapar? Yemiş olduğumuz besinlerdeki karbonhidratlı besinleri özellikle hamurlu ve tatlıları toksik maddeye dönüştürür. Etan, metan, butan gibi zehirli gazlar. Etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller oluşur. Nereye gidiyor bu toksik maddeler? Bir, bağırsakları yakar. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa bağırsak kendini korumak için toksik maddeye karşı yağ tabakası oluşturur. Normal olarak ince bağırsak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından da mesela örnek vereyim. Diaminooksidaz isimli çok özel bir enzim var. Bu enzim oranı azaldığı zaman ne olur biliyor musunuz? Histamin sürekli yükselir. Histamin oranı yükselirse ne olur? Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem, cilt hastalıklar, alerji hastalıklar, romatizma, behçet. Bunlara da değinelim mi hocam sonra? Yani bir sürü hasta kaynağını anlatıyorum. Evet. Geleceğim yavaş yavaş. Acele yok. Hastalıkların kaynağı nedir? Kimyasal ilaçlar. Bütün hastalıkların %98'inin oluş sebebi ilaçtır. 50 yıl öncesine göre, 100 yıl öncesine göre daha çok hastane var, daha çok doktor var, daha çok ilaç var. Fakat hastalıklar azalmıyor. Ne oluyor? Tersine çoğalıyor. Neden? Çünkü bağırsaklardaki faydalı bakteriler lüzumsuz bakteri değil. Evet. Faydalı bakteri %99'u ilaç kullanarak faydalı bakteri yok ediyoruz. Zararlı bakteri ve mantarları çoğaltıyoruz. Zararlı bakteri ve mantarın üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakıyor. Alerji hastalığı deri hastalıklarını tetikliyor. Histamin kortizon oranı bozuluyor. Bir, iki, toksik maddeler emiliyor. Nereye gidiyor? Karaciğere gidiyor. Bir insanın bağırsağı 350 metrekare. Futbol sahasının yarısı kadar. Emilen toksik maddeler karaciğere gelirse karaciğer arıtmaya çalışıyor. Karaciğer bağırsaklardan gelen vitamin, mineral, enzim, glikozu yavaş yavaş kana veriyor. 1,5 litre karaciğerde hazır kan olur. Bu kanı yavaş yavaş pompalıyor, veriyor. Fakat toksik madde gelirse bağırsaklardan bunu da arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtacak? B6, B12 vitaminle. Zamanla sürekli vitamin harcadığı için kişide halsizlik, yorgunluk, bitkinlik başlıyor. Karaciğer artık bağırsaktan gelen toksik maddeleri kısmen arıtamazsa bırakıyor artık. Uğraşamıyor. Uğraşamadı, arıtamadı. Toksik madde nereye gidiyor? Kanda dolaşıyor. Beyni etkiliyor, kalbi etkiliyor, pankreası etkiliyor. Pankreasa depolunsa şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Böbreklerde yağlanma olursa kronik böbrek yetmezliği ortaya çıkıyor. Özellikle damarların iç yüzeyinde yağlanma, daralma, yamalar oluştuğu için tansiyon problemi ortaya, kolesterol problemi ortaya çıkıyor. Yani bir, yanlış beslenme, iki, kimyasal ilaç kullanma. Ne yapıyor?
damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. Kalp damarları yağlanır, daralır, sertleşir. Bir de bakıyorsunuz vatandaşın kalbini besleyen, bir her insanın kalbi yumruk kadardır. Evet. Yumruk büyüklüğündedir ve kalbi besleyen 3 ana damar var. Bunlara koronar denir. Bu 3 ana damar tıkanırsa kalp yavaş yavaş ölür. Beslenemezse ne olur? Çürür. Bir tarafından başlar yavaş yavaş gitmeye. Aslında yanlış beslenmeyle kaynaklanan sorunlar da ortaya çıkıyor değil mi İbrahim Bey? Yanlış beslenme nedir? Bugün günümüzde doğru beslenmek yok ki. Hep yanlış besleniyoruz. Fast food tarzı beslenme, Amerikan tarzı beslenme, hamburger, cheeseburger vesaire vesaire nedir? Beyaz undan yapılıyor. Vitamin yok. Beyaz unda vitamin yok, mineral yok, enzim yok, lifli madde yok. Direkt şekere dönüşüyor, direkt mantarı besliyor. Cips, jelibon, gofret, kek gibi yiyeceklerde de Çin tuzu var. Monosodyum, glutamat beyne zarar veriyor. Mısır şurubu var, pankreasa zarar veriyor. Vesaire vesaire. Yani hep yanlış besleniyoruz. Günümüzde doğru beslenme yok. Peki, tamam.